kimi tutkular rehberimiz olur yaşam boyunca. Kollarıyla bizi sarar. Sorgulanmadan peşlerinden gideriz ve hiç pişman olmayacağımızı biliriz. Yapıtlarında insanların görünmeyen yüzlerini ortaya çıkaran Sabahattin Ali bu kitabında güçlü bir tutkunun resmini çiziyor. Düzenin sildiği kişiliklere, yaşamın uçuculuğuna ve aşkın olanaksızlığına dair yanıtlaması zor sorular soruyor. Kürt Mantolu Madonna Kürt Mantolu Madonna, Türk edebiyatının öncü yazarlarından biri olan Sabahattin Ali'nin başyapıtlarından biridir. Yazar kitapta Raif Efendi'nin içsel yolculuğunu aşk ile sarıp sarmalayarak okuyucuya sunmuştur. Okunduğunda uzun süreli izler bırakan, mutlaka okunması gereken bir kitap ve aynı zamanda psikolojik tahliller, betimlemeler açısından çok tatmin edici. Rasim'in işini kaybetmesi ve iş arayışa koyulmasıyla başlar. İş aradığı bir gün, eski arkadaşlarından Hamdi ile karşılaşır ve ondan yardım ister. Nitekim Hamdi, müdürü olduğu iş yerinde bir iş teklif eder. Rasim, utana sıkıla da olsa bu teklifi kabul eder. Raif Efendi denen yaşlı, sessiz, sakin bir adamla aynı odada çalışacaktır. Raif Efendi çok az konuşuyor, kendisine verilen çevirileri titizlikle yapıyor ve boş zamanlarında masasının çekmecesinde duran bir kitabı okuyordur. Raif Efendi'nin hastalanıp işe gelmediği günlerden birinde, yapılacak bir çevirinin ona ulaştırılması gerektiğinden Rasim, Raif Efendi'nin evinin yolunu tutar. İçeri adımını atar atmaz, Raif Efendi'nin içine kapanıklığının sebebini anlamıştır. Bu zavallı, yaşlı adam oldukça kalabalık bir evde sürekli ezilmektedir ve üstelik bu kalabalık ailenin tek geçim kaynağı Raif Efendi'nin 3 kuruşluk maaşıdır. Lakin bu defa Raif Efendi çok hastadır. Rasim'den iş yerindeki çekmecesinden eşyalarını getirmesini rica eder. Asıl hikaye, Rasim'in çekmecedeki kara kaplı defteri bulup okumasıyla başlar. Okuduktan sonra defteri yakacağına dair Raif Efendi'ye söz verir. Defter, Raif Efendi'nin hayat öyküsünü anlatmaktadır. Raif, genç bir delikanlı olmasına rağmen içine kapanık ve oldukça yalnızdır. Tek dostu kitaplarıdır. Babası bir sabun fabrikası işletmektedir ve Raif'in sabunculuğu öğrenebilmesi için onu Almanya'ya göndermeye karar verir. Raif Efendi, Almanya'ya vardığında bir pansiyona yerleşir ve bir sabun fabrikasında işe başlar. Lakin zamanla fabrikaya daha az uğramaktadır. Her gün parkları, sergileri ve Almanya'nın çeşitli yerlerini sabahtan akşama kadar gezmektedir. Bir gün, gazetede reklamını gördüğü bir sergiye gider ve bir tabloyla karşılaşır, Kürk mantolu Madonna ile. O gün ve devamında serginin açılışından kapanışına kadar o tabloyu seyreder. Kürt mantolu Madonna onu çok etkilemiştir. Yine Kürt mantolu Madonna'yı seyre daldığı günlerden birinde, yanına bir kadın gelir ve tabloyu birine benzetip benzetmediğini sorar. Raif Efendi utancından kafasını kaldırıp kadının yüzüne bakamadan onu annesine benzettiğini söyler. Ama utancından yalan söylemiştir. Raif Efendi, pansiyonda kalan bir arkadaşıyla gezerken, sergide konuştuğu kürk mantolu kadına rastlar. Ertesi gün, kadını tekrar görebilme umuduyla aynı yerde onu beklemeye başlar ve geldiğinde onu bir gece kulübü olan Atlantis'e kadar takip eder. İçeri girdiğinde, Kürt mantolu Madonna ile karşılaşır, keman çalıp şarkı söylemektedir. Kadın şarkıdan sonra gelip Raif Efendi'nin masasına oturur ve adının Maria Puder olduğunu, Kürk mantolu Madonna'nın ise kendisinin otoportresi olduğunu söyler. O günden sonra Maria Puder ve Raif Efendi arasında bir arkadaşlık başlar. Maria Puder'in her fırsatta ondan herhangi bir beklentisi olmaması gerektiğini, hiçbir erke bağlanıp aşık olamadığını dile getirmesine rağmen Raif Efendi ona sırılsıklam aşıktır her gün buluşup botanik parkları, sergileri, bahçeleri gezmektedirler. Sonunda Maria Puder de Raif Efendi'ye aşık olduğunu itiraf eder. Fakat her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi, onların mutluluklarının da bir sonu vardır. Bir gün Raif Efendi bir telgraf alır. Telgrafta babasının öldüğü, gelip fabrikanın başına geçmesi gerektiği yazılıdır. Raif Efendi, işlerini düzene soktuğunda Maria Puder'i de yanına aldırmak üzere Türkiye'ye döner. Bir süre mektuplaşırlar fakat birdenbire Maria'dan gelen mektuplar kesilir. Raif Efendi, senelerce ondan habersiz yaşar ve eski içine kapanık haline geri döner. Yıllar sonra İstanbul'da Maria'nın kuzeni ile karşılaşır. Yanında da küçük bir kız çocuğu vardır yıllar önce Maria'nın öldüğünü, küçük kızın ise kendi kızı olduğunu öğrenir Raif Efendi. Kimse kızın babasının kim olduğunu bilmemektedir. Raif Efendi ilk defa kızıyla karşılaşmıştır ve Raif Efendi annesinin kuzeniyle beraber bir trenle uzaklaşmaktadır. Sıra dışı bir aşk hikayesidir, Kürk Mantolu Madonna. Rasim 25 yaşlarındayken çalıştığı işinden kovulur birçok yerde iş bakar ama bulamaz. Ona iş bulması için arkadaşı Hamdi'den rica eder. Çünkü tek çare odur. Hamdi de onu kendi bürosunda işe alır. Maaşı azdır ama Rasim buna mecbur olduğu için boyun eğer. İşinin ilk gününde ona tahsis edilen odada Raif adlı bir beyin olduğunu öğrenir. Herkes Raif Bey için sessiz, hiç konuşmaz. Yıllardır buradayım ama onun hiç konuştuğunu görmedim. Yaptığı Almanca çevirilerde son derece kötü gibi yorumlar yapar. Bu Rasim'in kafasını karıştırır ama kulak asmaz. Raif Bey'le tanışırlar. Ama dendiği gibi kendisi iş dışında hiç konuşmaz. Ama Rasim'de Raif Bey'e karşı bir sempati oluşmuştur. Çizgili suratında birçok yaşanmışlığın olduğunu düşünür. Arkadaşı Hamdi, Raif Bey'e sürekli çeviriler vermekte, Raif Bey de kısa sürede tamamlamaktadır. Genelde herkes Raif Bey'i azarlar, bağırıp çağırırlar ama Raif Bey hep sessiz kalır. Yüzünde hiçbir durumda sevinç, üzüntü veya şaşkınlık oluşmaz bu durum karşısında zamanla Rasim de, onun çekilmez biri olduğunu düşünmeye başlar. Rasim, Raif Bey'in sürekli çekmeceden çıkarıp gizlice okuduğu bir defter olduğunu görür ve bunu ona sorar. Raif Bey, önemsiz, diyerek onu geçiştirir. Bir gün Raif Bey'in bir çeviri yapması gerekir ama hastalığından dolayı iş yerinde olmadığı için işleri evine Rasim götürür. O zaman ailesini de tanımış olur ve Raif Bey'in cidden zor bir hayatı olduğuna kanaat getirir. Bayağı kalabalık bir ailesi vardır ve çok baskıcılardır. Rasim bunu kapıdan girer girmez anlar. Raif Bey'in üzerinde bir hakimiyet kurmuş gibilerdir. Her işlerini ona yaptırırlar. Ama zavallı Raif Bey'in hiç sesi çıkmaz. O günden sonra Raif Bey ve Rasim çok iyi anlaşırlar. Beraber alışveriş yaparlar, sohbet ederler, birbirlerine misafir olurlar. Son zamanlarda Raif Bey'in hastalıkları iyice sıklaşmış durumdadır. Sürekli evden çıkıp gidiyor, hiç kendine dikkat etmiyor, çok ince giyiniyor diye yakınır kızı. Son hastalığı çok ağırdır Raif Bey'in. Ölüm derecesine gelmiştir. Rasimi çağırıp o defteri getirmesini ve yakmasını söyler. Ama Rasim merakına yenilip okumaya başlar. O yıllarda Raif Bey gençliğinde de çok sessiz, arkadaşı olmayan, insanlarla konuşamayan mülayim bir gençtir. Ama içinde fırtınalar kopmaktadır. Avrupa'yı merak ediyorum der defterin her sayfasında. Bir gün eline Avrupa'ya gitme fırsatı geçmiştir. Babası sabuncudur ve Raife Almanya'da işçiler aranıyormuş. Oraya git bir sabun fabrikasına gir der. Raif Bey de dediğini yapar. Bir pansiyon kiralar ve hayatına burada devam etmeye başlar. Babasının dediği gibi bir sabun fabrikasına girer. Şirahattır. Sonra bir gün caddede gezerken bir resim sergisi olduğunu görür. Gayrizihtiyarı içeri girer resimleri incelerken çok sıradan olduklarını düşünür. Ta ki, Maria Puder'in Kürt mantolu Madonna resmine kadar. Bu resim Raif Bey'de çok büyük etki uyandırır. Adeta aşık olur. Kitap okurken, yemek yerken, işteyken. Hep o resmi düşünür, resim, Maria Puder tarafından çizilmiş bir otoportredir. Raif Bey, her gün o sergiye gitmekte, sergi kapanana kadar o resmi incelemektedir. O kadar sık gider ki, artık oradaki çalışanlar, Raif Bey'e aşina olmuşlardır. Bir gün Raif Bey, gene dikkatle o resmi izlerken, bir kadın ona sokuluk fikrini sorar ama Raif Bey ilgilenmez. Halbuki o kadın, Kürt mantolu Madonna'nın ta kendisidir. Maria Puder, feminist ve erkeksi bir kadındır. Çok uçarıdır ve canı ne isterse onu yapar. Bir gece Raif Bey yolda yürürken, bir kadın görür. Kürk mantolu Madonna'sına benzetir ve peşinden gider ama yakalayamaz. Sonraki gece, aynı yerden geçer hissiyle orada beklemeye başlar ve cidden geçerdi. Bu sefer takip eder ve bir gece kulübü olan Atlantis'e girdiğini görür peşinden o da girer. Atlantis'te keman çalan, şarkı söyleyen bir kadın olduğunu görür Maria'nın. Gösteri bitince Maria, Raif'in masasına oturur. Ve arkadaşlıkları burada başlar. Beraber birçok şey yaparlar. Yemek yemeye, sinemaya, ormana, botanik bahçelere giderler. Birlikte olurlar. Çok güzel günler geçirirler birlikte. Maria her seferinde Raif'e umutlanmaması gerektiğini, kimseye güvenemediği için sevemediğini söyler. Ama Raif onu kendine aşık edeceğine hep inanmıştır. Ve Maria da Raif'in bu naif kişiliği karşısında daha fazla dayanamaz ve kendini Raif'in kollarına bırakır. Birbirlerine sırlı sıklama aşıktırlar. Sonra bir gün Raif'e "Baban öldü, çabuk gel." diye bir telgraf gelir. Bunun üzerine Raif babasının yanına Türkiye'ye döner. Maria ile planlar yapmışlardır. Türkiye'deki işleri yoluna koyup işleri devralıp gelecektir. Ancak işleri biraz uzar. Maria ile mektuplaşmaları devam etmektedir. Ancak Maria'nın mektupları birden kesilir. Aylarca cevap alamayan Raif, merak edip Almanya'ya gider. Komşusu Maria'nın amansız bir hastalığa yakalanıp öldüğünü söyler. Bunu duyan Raif'in hayatı kararmıştır. O günden sonra hayatı hiçbir zaman yoluna girmemiş, başkaları tarafından yönetilmiş bir hayatı olmuştur yıllar sonra, Ankara'da Maria'nın kuzeniyle karşılaşır. Yanında bir de kız çocuğu vardır. Maria'nın kuzeni, bu çocuğun Maria'nın olduğunu ve babasının bir Türk olduğunu, ama kim olduğunu bilmediklerini söyler. Sonra trenin zili çalar ve küçük kız trene binip uzaklaşır. Rasim, defteri geri vermek için Raif Bey'in evine gider, ancak Raif Bey çoktan ölmüştür iş yerine, Raif Bey'in masasına gider, defteri açar ve tekrardan okumaya başlar. 1948 yılında gözlerini yuman usta kalem Sabahattin Ali'nin en çok okunan kitapları arasındadır Kürt Mantolum Madonna. İş arayışında olan Rasim bir gün eski arkadaşı olan Hamdi ile rast gelir. Akşam yemeğine davet edilen Rasim önce gitmek istemese de Hamdi tarafından ikna edilip sıkılarak da olsa gider ve orada konu Rasim'in iş arayışa gelir. Hamdi ertesi gün çalıştığı iş yerine gelmesini kendisine bir şeyler ayarlayabilecekleri söyler. Rasim utana sıkıla ertesi gün gidip Hamdi'yi bulur ve yeni işine ilk adımı atmış olur. Raif efendi diye hitap edilen yaşlı bir çalışanın odasına bir masa atılır ve işte senin odan burası denilir. Oldukça sessiz ve bir o kadar yalnız olan Raif efendi kendisine getirilen çevirileri yapıp sadece işiyle ilgilenen içine kapanık bir adamdır. Rasim önceleri çok umursamaz fakat zaman geçtikçe orada çalışan diğer çalışanların hatta müdürün bile Raif efendiye olan tavırları canını sıkmaya başlar. En zor ve uzun çevirileri bile kısa zaman dilimlerinde bitirip teslim eden Raif Efendi hastalanıp işe gelemediği zamanlarda bile işini ihmal etmez ve çevirileri yetiştirir. Raif Efendi'nin hasta olup işe gelemediği bir gün çeviri yapılması gereken evrakların kendisine ulaştırılması gerekmektedir ve bu görevi Rasim üstlenir. Çeviri yapılacak metni alıp Raif Efendi'nin evinin yolunu tutar. Raif Efendi'nin ailesi ile karşılaşan Rasim için artık taşlar yavaş yavaş yerine oturmaktadır. Kayınbiraderleri, baldızı, eşi ve çocuklarıyla birlikte oldukça kalabalık bir evde yaşamaktadır Raif Efendi. Fakat bunca kalabalığa rağmen tüm ev halkı sadece Raif Efendi'nin kazandığı o cüzi maaşla geçinmektedir. Üstüne üstlük bir de yaşlı adam ev halkı tarafından ezilmektedir. Tüm gördükleri karşısında Raif Efendi'nin hayatını iyice merak eden Rasim bu adamı daha yakından tanımak için fırsatlar kollar. İşte o fırsat Raif Efendi'nin kendisinden bir iyilik istemesiyle eline geçer. İş yerinde bulunan çekmecesindeki eşyalarını getirmesini isteyen Raif Efendi işe gelemeyecek kadar ağır hastadır. Hasta adamı kırmak istemeyen Rasim bu iyiliği kabul eder. İşte asıl hikaye buradan sonra başalar. Rasim, Raif Efendi'nin çekmecesinde olan kırmızı kaplı defteri bulur. Merak ettiği hayatın tüm detaylarını bu defterden bir solukta okur. Raif Efendi'nin gençliği, babasının sabun fabrikası ve işi öğrenmesi için gönderildiği Almanya günlerini detaylarıyla okur. Genç bir delikanlı iken de sessiz ve içine kapanık olan Raif Almanya'ya gittiği günden itibaren Almanya'nın her yerini gezip dolaşmaya başlar. Babası işi öğrenmesi ve dönüp sabun fabrikasının başına geçmesini beklenmektedir. Fakat onun pek fazla dikkatini çekmeyen bu öğrenme süreci aşkı bulmasını sağlamıştır. Bir gün gazete kupüründe gördüğü sergi ilanına gitmesiyle hayatı artık eskisi gibi olmaz. Orada tek bir tabloyu saatlerce inceler, karşısına geçip oturur ve gözlerini tablodan alamaz. Kürt mantolu Madonna. Günler bu şekilde devam eder. Bir gün yine tabloyu dikkatle incelerken bir kadın yanına gelip tablodaki kişiyi tanıyıp tanınmadığını sorar. Raif o kadar utanmıştır ki kadının yüzüne bile akmadan yalan söyler. Sergide konuştuğu Kürt mantolu kadını yolda gören Raif, o kadını tekrar görmek umuduyla aynı yerlerde günlerce dolaşır. Sonunda tekrar gören Raif kadını Atlantis adlı gece kulübüne kadar takip eder. İçeri girer ve içeride bu güzel kadını şarkı söylerken görür. Şarkı bitince güzel kadın gelip Raif'in masasına oturur ve sergide konuştuğu kadının kendisi olduğunu söyler ayrıca tablonun da kendisine ait olduğunu o tablodaki kişi olduğunu söyler. Raif içinse büyük bir utanç başlamıştır. Günler günleri kovalar ve ilk günkü hayranlığını gizleyemediği Maria Puder olan aşkını itiraf eder. Fakat Maria Puder Raif'i henüz sevmemektedir birlikte geçirilen uzun zamanlar sonucu Maria Puder de Raif'e aşık olur. Bir gün gelen telgraf sonucu Raif babasının öldüğünü ve acilen ülkesine dönmesi gerektiğini öğrenir. Maria Puder için kısa bir ayrılık söz konusudur. Daha sonra onu da yanına almak şartı ile Raif Türkiye'ye döner. Bir süre mektuplaşırlar. Fakat bir gün mektupların aniden kesilmesi sonucu Raif Türkiye'de yapayalnız kalır. Yıllar geçer ve bir tren istasyonunda Maria'nın pek de samimi olmadığı Almanya'dan tanıdığı kuzeni ile karşılaşır Raif. Fakat bu kuzen Raif ve Maria ilişkisi hakkında en ufak bir bilgiye dahi sahip değildir. Raif Maria'yı sormak ister ama bir türlü lafı oraya getiremez bir süre konuştuktan sonra bir bahane ile Maria'yı sorar. Kuzen ise yanında bulunan sarışın kız çocuğunu göstererek Maria'nın kızı olduğunu, babasının kim olduğunu bilmediklerini ve Maria'nın yıllar önce öldüğünü anlatır. Raif o kız çocuğunun kendi kızı olduğunu anlar fakat elinden hiçbir şey gelmemektir. Trenin kalkış saati gelmiştir. Kuzen kız çocuğunu da alıp trene biner. Ruf, Maria'ya olan aşkından kalan son hatırayı ilk ve son kez o gün görür ve uzaklaşmalarını izler.